katilleri nerede? Madem öyle, madem tek söz sahibi sensin, o zaman söyle bakalım, katilleri kim saklıyor? Madem öyle, madem tüm yetkinin sahibi sensin, o zaman söyle bakalım, adalet neden yerini bulmuyor? Sayın Erdoğan, bu alçakları bulmak senin vazifendir. Emniyetin ve yargının işini yapmasına engel olanları bulmak senin sorumluluğundur. Adaletin yerini bulmasını sağlamak senin boynunun borcudur. Aksi takdirde bu kan senin de eline bulaşır. Bu vebal senin de yakana yapışır. Bu gözyaşları seni de bulur. Can almayı kendilerine hak gören alçaklar bu ülkede elini kolunu sallayarak dolaşamaz. Çünkü devlet katilleri koruyup kollama yeri değildir. Çünkü devlet cinayeti örtbas etme yeri değildir. Çünkü devlet milletin vicdanını yaralama yeri değildir. Şimdiye kadar sustun, duymazdan geldin, görmezden geldin. Artık senin üstüne düşen bir seçim yapmaktır. Ya bu şehir eşkıyalarını görmezden gelmeye devam edeceksin ya da bu işin sonuna kadar gideceksin. Seçimini yap. Ya Sinan Ateş'in kanını yerde bırakacaksın ya da hesabını soracaksın. Seçimini yap. Ya makamının hakkını verip bu alçaklığın karşısında dik duracaksın ya da katillerin, alçakların karşısında boyun eğeceksin. Seçimini yap Sayın Erdoğan. Ben bir anne olarak, bir babaanne olarak, 27 yıldır aktif politika yapan bir siyasetçi olarak böyle alçak bir suikaste sessiz kalamam, kalmayacağım. Gerçek katiller gün yüzüne çıkana kadar bu kürsüden acizliğini yüzüne vurmaya devam edeceğim. Yer delinse de, gök yıkılsa da vicdanları titremeyenlere inat, Sinan Ateş'in katilleri nerede diye sormaya devam edeceğim. Ne diyor Abdurrahim Karakoç? Mevzuatlar kısıyor hakikatin sesini, kulaklar sağırlaştı, lisanlar kör ve topal. Zorbalar talan etti adalet ilkesini, dert yükü ağırlaştı, vicdanlar kör ve topal. Biz İYİ Parti olarak tüm susanlara inat, hakikatin sesini duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz. Tüm zorbalara inat, adaleti, hakkı, hukuku çiğnetmeyeceğiz. Vicdanları kör, yürekleri topal, kalpleri sağır olanlara inat, bu çarpık düzeni biz değiştireceğiz. And olsun, şart olsun, ocaklara bir daha böyle ateşler düşmesin diye, Sinan Ateşler bir daha katledilmesin diye, evlatlar babasız kalmasın, millet devlet milletinden kopmasın diye yılmadan mücadeleye devam edeceğiz. Milletvekilleri, biliyorsunuz EYT kanun teklifi Yüce Milletimiz Meclisimize sunuldu. Doktor vekillerimiz gitti değil mi? Evet, geçmiş olsun. Biz en başından beri EYT'li kardeşlerimizin sorununun çözümüne bir sosyal yardım olarak değil, bir hak kaybının giderilmesi ve nesiller arası adaletin sağlanması olarak baktık. Bununla birlikte sosyal güvenlik dengesine olan etkisini de göz ardı etmedik.
Ne var ki AK Parti iktidarı vatandaşın faydasına olan her meselede olduğu gibi bunu da bir lütuf gibi sunmaktan geri durmadı. Hatırlayın, tarih 24 Ekim 2018. İYİ Parti grubu olarak EYT'li kardeşlerimizin sesini duyduk ve meselenin araştırılması için mecliste bir önerge verdik. Yetinmedik, EYT'li kardeşlerimizle birlikte çalışıp sürdürülebilir bir çözüm planını beraber ortaya koyduk. Bu kürsüden de tüm Türkiye'ye duyurduk. Hatta EYT çözüm planımızın yıllık maliyeti geçmediğimiz köprüler, kullanmadığımız yollar, gitmediğimiz hastaneler, binmediğimiz uçaklar ve yandaşlara ödenen hazine garantilerinin yıllık yükünden daha azdı. Önergemiz AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Çözüm planımız duymazdan gelindi. Ama nedense birden EYT'li kardeşlerimiz için çift dikiş diyenler, seçim kaybetsem bile yapmam diyenler, zaten yapacaktık, zamanın gelmesini bekliyorduk demeye başladılar. Olsun, hep söylüyorum, bizim çözümlerimiz, projelerimiz miri maldır. Alsınlar, uygulasınlar. Biz milletimizin yararına olan her projemizin hayata geçirilmesinden ancak memnuniyet duyarız. Yeter ki doğru düzgün uygulasınlar. Ama gelin görün ki eskiler gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya da baş demişler. Hemen her konuda olduğu gibi EYT konusunda da yarım yamalak iş yaptılar. Yeni mağdurlar meydana getirmekten çekinmediler. Mevcut kanun teklifinde 1999 yılında yürürlüğe giren yasanın zorunlu kıldığı yaş sınırı kaldırılıyor. Ancak bu sefer de aynı yasanın arttırdığı prim ödeme gün sayısı değiştirilmiyor. Oysa iktidar yaptığı kafa karıştırıcı açıklamalarla insanımızı bunun tersine inandırdı. Ve gelinen noktada EYT'li kardeşlerimiz şimdi de prime takıldılar. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Net bir şekilde bilgilendirmediğiniz için vatandaşlarımız borçlanma hakkından faydalanmak adına arabasını sattı, kredi çekti, para yatırdı. Şimdi onlara prim ödeme gün sayınız yetmiyor diyorsunuz. Biz boşuna devlete ciddiyet yakışır, devlete liyakat yakışır demiyoruz. Madem bizim çağrımız ve mücadelemizle harekete geçtiniz, bari çözüm önerimizi de bütünüyle alsaydınız kardeşim. Madem gider ayak seçim için de olsa milletin yararına bir iş yapacaksınız, bari onu da doğru düzgün yapsaydınız. Nitekim bu meseleden etkilenen bir başka kesim de sayıları milyonu bulan staj ve çıraklık mağdurlarımız. Onların sorunlarının da bu kanun teklifiyle çözülmesini bekliyorduk. Ama sizin bir şeyi bin defa söylemeden yapmamak gibi bir garip huyunuz var. Yazıktır, günahtır. Bu insanların haklarını niye vermiyorsunuz? Bu konu için de bir önerge verdik. İYİ Parti olarak mağdur kardeşlerimizin çıraklığa ve staja başladıkları tarih uzun vadeli sigorta başlangıcı olarak sayılsın dedik. Hak ve adalet bunu gerektiriyor dedik. Seçime kadar gerekeni yaptılar, yapmadılar. Yapmazlarsa kimse merak etmesin, 14 Mayıs'tan sonra biz geliyoruz. İYİ Parti iktidarında emeklilik sistemini tümüyle ele alacağız. Adil, sürdürülebilir ve gerçekçi bir sistemi tüm emekçilerimizle buluşturacağız. Emin olun, çok az kaldı.